Evet, şimdi devremizi tanıyalım. Dediğimiz gibi Karaca LCD ekranı uygulamasını yapacağımızı söylemiştik. Yaptım. Hoparlör kullandık. LCD kullandık. RGB LED kullandık. Keypad kullandık. Yani böylece toplamda 4 derste yaptığımız uygulamaları bir araya getirip birleştirerek yeni bir proje de denmez aslında buna. Yani hepsini bir araya getirdik. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor onu bir anlatalım. Sonra da programlanma kısmını gösterelim. Şimdi reset diyelim öncelikle. Evet dostum. Şu an resetlendi. İlk giriş kısmında Void Duba amatör mühendis yazdık. Ondan sonra dediğim gibi Void Setup kısmında amatör mühendis yazdık. Void Look kısmında da bunları tanımladık. Nasıl bir tanımlama yaptık? Birinci tuşa hem bir LCD'de komut atadık, hem buzzer'da bir ses atadık, hem RGB'de de bir renk atadık. Bakalım. Sesi geliyor. LED Show 1. Farklı bir renk, farklı bir ses. Ve bu projeleri sadece bizim derslerde gösterdiğimiz programları birleştirerek yaptım. Aynı şekilde derslerde gösterdiğim bağlanma stilleriyle bağladım. Yani şöyle de biraz daha yakından gösterirsek, hızlıca bir isterseniz ben bir tekrarını yapayım. Buzzer'ın herhangi bir buzzer kullanabilirsiniz, hoparlör kullanabilirsiniz. Artı eksi ucu fark etmiyordu. Birine takıyorsunuz, birinin artıyı, birinin eksiye. Bunu buraya sabitlemek zorunda kalacağım. Dişi kablom yeterli değildi. Aynı şekilde taktıktan sonra bu kabloları bu şekilde A5, A4, 5 volt ve GND'ye gönderdim. Bunda da bildiğiniz gibi 3 tane pini aklımızda tuttuk, belirledik. Doğru pinlere taktık. RBG, hatta kabloları da ona göre seçtim. 3 tanesi pinlere, bir tanesi GND'ye. Burada 8 tanesi direkt pinlere giderek devremizi tamamlıyor. Şimdi programlama kısmında diğer derslerde yapıldığı gibi birleştirme usulüyle değil de daha ziyade direkt göstereceğim, anlatacağım. Uygulamanın işte programlama kısmına geçelim. Yazdığımız programı tanıyalım öncelikle. Korkacak bir şey yok. Her ders gösterdiğimiz şeyleri üst üste bindirdik. Burada bir kütüphane olarak keypad tanımladık. Şu bildiğiniz gibi bir önceki LCD'nin program kütüphane çağırmasıydı. Bu da IKRC'nin belirtilmesiydi. Bakın bu kısım LCD'ye. Bu kısım keypad'e ait. Keypad'e ait neydi? Satır ve sütun belirtmesiydi. Hatırlarsanız üçlüyü dörtlü hale getirmiştik. Şu kısımda pinleri belirttik. RBG LED için. Şurada da buzzer'ın giriş pinini belirttik. Şimdi o zaman bir de altta gördüğünüz gibi bu kalıp olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde. Kes, kopyala, yapıştır yaparak aynısını ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi mesela şurası şöyle alırsak şurası, bir de şu üst kısım keypad'e has bir neydi? Kalıptı. Kalıp şeklinde kullanılıyordu. Gerekli atamalardı. Void Setup kısmına gelirsek yine burada pinler, burada LCD'yi başlatma, LCD amatör mühendis yazma. Yazmaya gerek yok, bu karışmış.
Yüklediğimiz buydu. LCD'ye. Void loop döngüsüne geldiğimizde, bu da yine önceki o derste de yine gösterdiğimiz şeydi, tanımlamaydı. Tanımlama yaptıktan sonra if, eğer, yani if içinde if. Şimdi biz for içinde for yaparsak bu işin içinden çıkamayız. Çünkü for demek döngü demek, aynı işlemleri tekrar tekrar yaptırmak demek, birer birer arttırmak demek. Yani kısır döngüye de girebilirdik. Atıyorum şu pinleri bir arttır. Ondan sonra şu yazının şu kısmını bir arttır. Şunları 50-50 arttır. Şunlar sabit kalsın gibi bir yazılım yaparsak olur mu? Olur. Fakat şunu söylemek istiyorum. Mesela keypad aldığımızda her biri için satırı belirledik, sütunu belirledik. Sonra tek tek bunların hangi tuşlar olduğunu belirttik. Şimdi bu tuşları da aldık. Tuşları da aldık. Tek tek bunların ne olduğunu yazdık. Aslında şu görünen kısım, alt kısım uzun gibi gözükse de her biri birbirine aynısı. Şunlar şu aynı. Hatta ben bundan kopyala yapıştır yaptım. Şu aynı. Ondan sonra şu aynı. Şu iç kısmı gösterelim. Evet, ne dedik? Tuş 8'i mesela inceleyelim. Önce bir LCD'yi temizlediyoruz. Öncekinden kalan bir şey varsa üst üste binmesini istemiyoruz. Sonra da bu hangi tuşa bastığımızı anlamam adına ben bir Let Show 8 dedim, istediğiniz diyebilirsiniz. İngilizce karakter kullanarak. Ondan sonra buzzer 500'lük bir ses çıkarsın dedim. Ben bunun her birini 50'şer 50'şer arttırarak gittim. Ondan sonra analog olarak şey işte klasik RGB'nin renkleri rastgele yazdım. 225, 85, 225, daha doğrusu salladım. Bir iki renk aynı olmuş olabilir. Sonra dedim ki yarım saniye kadar bekle ve söndür. Yani biz ışığı göreceğimiz kadar yak, sonra söndür dedim. Şu 000 niye yaptım? Kapatmak için. Eğer ben burada 00 yapmazsam kapanmayacaktır. Hani bir RGB mesela örnek veriyorum. Keypad'de biz bütün renkleri dizdiğimizi varsayalım. 16 tane buton var bizde. 15'ine de farklı renk atadık. Sonuncuya da 000 koyup kapatabiliriz. Atıyorum şu kısmı koymadığınız anda keselim. Hatta ben bunu göstereyim. Bunu yükleyelim Arduino'muza. 8.ydi. 8.ye bastığımızda artık ışık sürekli yanacak. Videoyu da burada sonlandıralım. O kısmı gördükten sonra bitmiş olsun. Evet, hatırlarsanız şey dedim. 8'e bastığımda 8'e bastığımda ışık yanacak ve sönmeyecek dedim. Aynı gördüğümüz gibi. Bunu düzeltmek için dediğim gibi yine aynı şekilde programlayıp 00 yazarak kapatma işlemini bunu gerçekleştirebilirsiniz. Aynı mantık tekli LED'in üçlü versiyonu olduğu için mantığı da gayet basit. Aslında bunları böyle daha çok başka bir döngüler kullanıp 225 çıkararak yapmalar falan, kitaplarda öyle yazıyor fakat anlayamadım niye öyle yaptıklarını. O şekilde.